Ha dün dünkü yayına biraz dün şeye bakalım ya. Eee altılı masanın şeyini şu bizim yaptığımız e, anketleri getirsenize. Dün gecenin starı Meral Akşenerdi bence. Tartışmasız değil mi? 1 evet. numara Meral Akşener. 2 ile üçlü biraz tereddütlüyüm. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan 2 ama Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Zaten Ali Babacan'ın bir, bir cümle, bir evet. cümlesi çok çok o, orada sarı olan birkaç kişiye de sordum kim daha çok alkış aldı diye. Özellikle sosyal medyada da en çok konuşulan şey e, Ali Babacan'ın dediği işte Ekrem kardeşime yapılanlar, Canan Hanım'a yapılanlar, Selahattin Demirtaş'a yapılanlar deyince ortalık bir anda böyle bir coşku coşkuya gelmiş. E, kayyum meselesinden sonra bayağı bir alkış almış. Özellikle o, Ali Babacan'ın konuşmasının bu bölümü hem evet. hala da devam ediyor sosyal medyada tepkiler. Olumlu olumsuz. Şey derli topluydu. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu gayet 11 maddede olaya odaklandı ama olaya odaklandı da Meral Akşener'in niye iyiydi? E çünkü Meral Akşener olay derken insana odaklandı yani. Aldı İmamoğlu bir dakika dedi gitme senin için buradayız dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu öyle yapmıyor. Kılıçdaroğlu olayı genelleştiriyor. Bir adalet şeyine, meselesine dönüştürüyor. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu aday olmasını istiyor. Al, gitti bizim uçak. <laughs> i̇şte, bunu deyince uçak bilemiyorsun işte. <laughs> Oysa bunu şimdi mesela e, muhalefete yakın bir yandaş bir kanalda olsak daha ki var söylemen lazım. Tamam mı? ben görüyorum orada bizim sevgili meslektaşlarımız da var. Ya Kemal Kılıçdaroğlu aslında yani hani İmamoğlu'nu daha farklı <laughs> böyle uzatarak uzatarak bizim bir cümlede dediğimiz şeyi böyle bir saatlik kibarca söylüyorlar. Oza zaman uçağa binebiliyorsun. <laughs> böyle deyince dank diye. <laughs> Bak Ruhi biçer diyor ki uçak alacağız sana diyor. Eyvallah kardeşim yani. Kadir K diyor ki o uçağa binmek için çok kasıyorsun kendini Cüneyt. Kadirciğim Gerçekten bazen insanlar bunları biz espri yapıyoruz, ratife yapıyoruz anlamıyorlar. Biz o uçakları istesek çok rahat biliriz. Biz o uçaklara çağrılmıyor değiliz. Biz istemiyoruz. Yani biz istesek abicim yalakalığın kitabını yazarız ne olacak yani? Nasıl yapıldığını gayet iyi görüyoruz insanlardan yani. Her yalakadan daha yalaka biri de var değil mi? Yani onu da görüyorsun yani. <laughs> onu yapmadığımız için bilmiyoruz. Yoksa çağırmadıkları için gitmiyor değiliz yani. Biz bunu yapmadığımız için çağırmıyorlar. Yapsak çağırırlar. Sanki böyle şey gibi oluyor. Sen o uçağa çok binmek istiyorsun da çağırmıyorlar. Abiciğim, ben o uçağa binmek için yani o yalakalı yapsam zaten TRT genel müdürü olurum yani. Olmuştuk yani şu ana kadar. Onu yapmadığımız için biz burada YouTube'da yayın yapıyoruz. Latife'ye şey yapmayın yani. Hani. Mehmet Akaslan diyor ki Cüneyt Bey oylar ayrılması için yapılmış olabilir mi? Ya Mehmet Bey sevgili Kenan ben öyle düşünmüyorum. Erdoğan çok basit bir şey yaptı. Dedi ki doğru yanlış biraz da sonu düşünen kahraman olmaz gibi. Kim abiciğim Ekrem İmamoğlu mu şu anda adaylardan bir tanesi, en güçlü adaylardan bir tanesi? Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu lafı dolandırıyor. Kendisi aday olmak için dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor ama yarın bir gün bu Ekrem İmamoğlu'nu da aday gösterebilir. E elimizde böyle bir fırsat var. Evet, tamam kardeşim yasaklı o zaman. Bu kadar basit olduğunu düşünüyorum ben biliyor musun? Hiç böyle büyük komplolar yani abi bu oyları bölmeye çalıştı bilmem ne yaptı değil. Var mı imkan yasak? Kim var başka? Mansur mu var? Bak bakalım Mansur'la ilgili bir şey çıkar mı? Ona da bakıyorlardır. Yarın bir gün o da çıkabilir. Bu ben siyaset... de görüyorum yani. İnan bu kadar basit görüyorum yani. Şu anda komplo teorileri havada uçuşuyor ya. Bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Ee, biz de çoğu zaman birçok farklı e, siyasetin içinden isimli off the record e, görüşmeler yapıyoruz bir şekilde. E, orada da şöyle bir şey. Hatırlarsanız Erdoğan birçok konuda ee, öncesini sonrasını düşünmüştür. Eğer haber, haberi varsa ki muhtemelen haberi vardır diye düşünüyoruz. O sebeple e, hani burada da o dediğiniz gibi oyun kurucu Erdoğan oluyor. Yani oyunu bakalım nasıl kuracak? Kim nasıl olacak? Masada sıkıntı çıktı. Çıkma, eğer çıkması mı istendi masada sıkıntı? Çıktı. Şu anda bence ortada gözükmese de e, altı liderde yani bir altı... sıkıntı vardı zaten. Sadece daha görünür oldu görünür oldu. Evet. E çünkü bunu söylemiyor muydu? Yani Meral Akşener diyordu ki bizim dediğimize gelmişti Meral Akşener. Ben, biz dedik diye değil de herkesin aklın, aklın dediğine geldi. Seçilecek adayı aday yapalım diyor. Niye? Kader seçimi. Zaten Meral Akşener demiş ki ben başbakan olacağım. Yani adaylıktan çekilmiş. Daha büyük bir şey var mı abi? Şimdi niye riski atsın böyle bir şey yani? Ve de seçilecek adayı aday yapalım demiş. Yani bence Ekrem İmamoğlu aday olamaz şu anda ama o otobüsün üzerinde olur. Her zaman Otobüsün üzerinde olacaktır. Ama yine o getirin o görüntüyü. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yüzünün düşmesinin nedeni, arkasında şey var. Ee, kendisi olayın farkında yani. Bu işin şakası yok. Biz şimdi aa ne kadar sevindiler mevindiler diyoruz. İlk Ama, 30 saniyesi. Videonun bence ilk 30 baksana saniyesi. Baksana abi bakın Aynen. Ekrem Bey'in yüzü düşüyor Meral Hanım, Meral Hanım da, düşüyor. da farkında Ekrem Bahadır Erdem'e da... soruyor orada Bahadır nedir durum hukuki olarak anlat diye soruyor bir 30 saniye bence bu videonun ilk 30 saniyesi önemli diye düşünüyorum ben çünkü videonun ilk 30 saniyesi hiç okunmuyor sadece işte güldüler sarıldılar Çak yaptılar diye dün akşam mesela Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafta ikisinin de yüzü güldüğü bir an var bazı televizyon kanallarına bak baktım sabahleyin tam 20 dakika boyunca o fotoğraf üstünden işte işte mutluluk mu, oyun mu, senaryo mu diye tartışmalar yaşanıyor. Farklı farklı televizyon kanallarında, internet sitelerinde. Tek kare fotoğraftan yani onun bir arkadaşlar ekrana getirse bu videonun şeyinde bir tane bir kare böyle bir yüzlerinin güldüğü bir fotoğraf var. Tam 20 dakika boyunca onunla ilgili şey yapıyorlar. İşte mutluluk mu, oyun mu, kurgu mu, o mu, bu mu diye bayağı bir üstüne tartışmalar ediyor? yapıyor. Adını veremeyeceğimiz televizyon kanalları abi işte onlar bunu ama şu video aslında gayet orada oradaki yani evet. Dilek İmamoğlu'nun tavrı, şeyin tavrı gayet net bir şekilde gösteriyor. Sadece işte oradaki mesela şu ana kadar herkes tedirgin. Şu andan sonra gülmeye başlıyorlar. Videonun 30 35. saniyesinden sonra gülmeye başlıyorlar. Melan Hanım da bence oradaki o karamsar havayı dağıtmak için kalktığını düşünüyorum. Yani empati yapıyorum. Ben olsam orada ne yapardım diye. Ya hep beraber üzülürdük karamsal bir hava çökerdi oraya. Ya da kalkıp birinin bir şey yapması gerekiyordu. Onu da Meral Akşener yaptı diye düşünüyorum. Şimdi çünkü orada bakın İyi Parti il Başkanı var. işte Cemal Engin var. Belediye başkanları var. E, CHP'li milletvekilleri var. Farklı farklı. Herkeste bir tedirginlik havası hakim orada. Kararın ilk açıklandığı anda. Sonrasında bir, bir anda hava dağılıyor yani. Gülümsemeler başlıyor. Ben biraz böyle videoyu iki parça olarak okuyorum ben. Evet. E, bir de abicim yani şunu düşün. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı değişecek. Yani AK Partiler geçecek. Çok acayip bir durumla karşı karşıya. İki şey var yani. Bir Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişiyor. Bu arada Metro yangın mı varmış? Herhalde söndürülmüş mü? Kontrol altına alınmış mı? Tam emin değilim ama. O da şu anda konuşulanlar, konuşulan konular arasında. Evet hafta bu haftayı böyle geçirdik. Ama şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok şahane bir adalet yürüyüşü yapmıştı hatırlarsan. Fakat sonrasını getiremedi. Yani ne bileyim bir adalet mitinglerine dönüştüremedi bir şey yapamadı öyle kaldı. Şimdi dün altılı masa ilk kez bir e, miting düzenledi. Ee, şimdi bakalım bunun devamı ne olacak? Yani üç gün böyle şey yapıp duracak mı insanlar yoksa bunu sistemli bir hale mi getirecek? Şimdi Ekrem İmamoğlu bence yani İstanbul'un dışında gezmeye başlayabilir. Şehir şehir. Bilmiyorum yani. Olur mu olur. bir de mesela şöyle olayın şöyle de bir açısı var. Mesela bugün... Ben mesela şöyle Ekrem İmamoğlu'na baktığım zaman bir cumhurbaşkanı adayından çok dört yıl beş yıl sonranın başbakan adayını görüyorum. Mesela yani.